Sözde Erman Hocam'daydı, yarıda kalmıştı. Buyurun hocam. Şimdi yarıda kalınca tabii kopuk kopuk oluyor. Fatih hocayla gelen başkanların arasında hepsinde sorun oldu. Bir bakın şöyle geriye dönüp Özcan Can Aydın, adam kanser oldu öldü. İşte bu başkan, aradaki başkanlar, Günal Aysa hepsinden. Fatih iyi hoştur, hırslıdır. Yani gazozunda maç yapsa işi bitirmez, mücadele eder ama bazı şeylerde Fatih Galatasaray'da sınırı aşıyor. Kulübü mü idare edeceksin, takımı mı idare edeceksin? Ve bu Fatih Hoca şu aşamada bu sınıra geldi. Yani Galatasaray'da gelecek yönetim, bu yönetim gidiyor belli. Gelecek yönetim Fatih Hoca ile çalışacaklar mı? Veya Fatih Hoca ile başka şekilde mi çalışacaklar? Fatih Hoca ile bir şirket kurup başına mı getirecekler? veya Fatih Hoca'yla teknik adam olarak değil başka bir şekilde mi çalışacaklar? Değişik değişik fikirleri var duyduğum kadarıyla Galatasaray içinde. Ama Fatih Hoca'yla teknik adam olarak çalışmak artık Galatasaray'da bir başkan olarak çok zor. Çünkü Fatih kulübü idare etmek istiyor. Işte, takımı değil. Fatih mesela konuşuyor diyor ki işte şöyle böyle filan. E tamam da Fatih Hoca başkan konuştuğunda hani çok kimse dedi ya ya başkan ne biçim konuştu böyle konuşulur mu? Konuşulur kardeşim. Başkan artık ya başkan Türkiye'de en genç yaşta bürokraside genel müdürlük yapmış bir adam. Aptal mı bu adam çıksın gereksiz yere konuşsun? Başkan bunu konuştuğunda yazı yazdım da şimdi tam hatırlamıyorum da Galatasaray e, Beşiktaş'tan 6 puan Fener'den 5 puan geridelerdi bunlar Beşiktaş'tan. Biri 6 puan biri 5 puan. E peki Başkan konuştuktan sonra oynanan 7 maçta veya 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik var. Tesadüf mü? Niye yapmadınız o zaman? Başkan mı çıkarttı sahaya takımı? Başkan mı oynamayın dedi? Şimdi Fatih Hoca diyor ki... O durumdan ki, biraz yakında ama başkanın sözüyle oldu bu işler. E, e, tamam başkanın Fatih sözüyle Hoca. olsaydı o zaman keşke başkan 3 hafta evvel söyleseydi. Başkan o konuştuğundan daha evvel Alanya maçından sonra bir cümle sarf etti. Ender dedi ki keşke bu maçı gençlerle kaybetseydik dedi Hı. çünkü yönetim hem Babel'den hem şeyden çok sıkıntılıydı. Ee, Belanda mı? Belanda'dar ki Belanda yolladılar. E, Belanda yönet yol yolladığında bütün takım fotoğraf çektirdiler hatıra fotoğrafı yönetime karşı abicim o kadar fazla masum oynamayın arkadaş. Teknik adamlık, teknik adamlığını bilecek, başkan başkanlığını bilecek. Bu birbirine karışırsa Galatasaray gibi olursun. Ve bundan sonra Galatasaray'a gelen her başkan Galatasaray'da başkan olduktan sonra hesabını yapacak. Fatih Terim gerçeği var çünkü. Net. Ha seyirci. Sonunda seyirci de isyan etti. Sonunda seyirci de açıklama yaptı. Onun taraftar için, grubu yaptı. Taraftar grubu. Onun için Fatih Hoca'nın bir bakması lazım kendine. Fatih Hoca çünkü uzun zamandır yanlış yapıyor. Mesela Fatih Hoca'nın en büyük yanlışı bence, bence o gazetecinin dövüldüğü gün uçak indiğinde tekerlekleri koyduğunda sen, sen, sen terk edin demesi gerekirdi. Milli Benim takımda. Fatih Terim'in milli takımda arkadaşlar. Prensipler hiçbir zaman değişmez. Bu prensibi koyarsan gidersin. Peki sen Arda'yla Fatih Hoca inanılmaz işler yaşadın milli takımda. Türk milli takımı neler oldu o arada? Ne değişti de kuzu sarması oldu tekrar Galatasaray'a getirdi? Özür diledi Arda. Elini öptü özür diledi. O zaman onları niye yaşattınız Türk insanına ya? Sabahlara kadar kumarlar oynandığı gibi haberler çıkmadı mı? Sabah antrenmanlara çıkmadı mı bu oyuncu? Arkadaşlar neler değişti? Lar. Evet, lar. Biri değil. Lar. E bunları biz niye çektik abi milli takımda o zaman? Milli takım hocası Fatih Terim'di. de. Milli takımda ben hesap sorarım. Galatasaray'da ben hesap sormam. Bana beni ilgilendirmiyor Galatasaray. Milli takımda sorarım. O zaman o bize niye çektirdiniz ya? Madem kuzu sarması olacaktınız. Galatasaray'ın yarısından fazlası Arda'nın gelmesini istemedi. İsteyenler de var. Hangisi doğru? Hocam hepsini alt alta yazdığın zaman restorana gidip yemek yersen hesap biber mu dolması musakka kara lahana dolması tatlı kola hepsinin hesabı gelir. O hesabı da sen verirsin. Var mı ekleme bu taraftan? Ya bir kere şöyle lige baktığımızda özellikle şampiyonluğa oynayan takımlarda bir tek Fatih Hoca dört yıldır pardon 4 yıldır takımıyla beraber. Yani bu nedir? Bir antrenman tutarlığı, bir A hafıza oluşması gerekir. Bunu oluşturmadı. Yani bana göre iki sene şampiyon olduğunda bunu okuyamadı Galatasaray takımı. Doğaçlama, günlük, anlık bireysel oyuncu performansıyla şampiyon olmuştur Galatasaray. Niye bunu ne söyletiyor bize? Bir 96-2000 yılın özellikle son iki senesi yani otomatik oynayan bir Galatasaray UEFA Kupası'nı aldı. Sonra Ünal Aysel zamanı Şampiyonlar Ligi hem Real Madrid'de son 8'e kalınan, Şalke eleyen çok güçlü bir Galatasaray oyunu vardı. Arkasından aynı şekilde Juventus'u eleyen devamında Şampiyonlar Ligi grubundan çıkan bir Galatasaray takımı. Sonraki süreçte de yani Schalke'nin de bulunduğu gruptan dördüncü, arkasından Benfica son 32 turunda Benfica neredeyse BC takımıyla oynadı. Gençlerle oynadığı maçlarda eğlendi biliyorsun. Arkasına işte geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ne faciası. Yani Galatasaray takım geçmişte bunları konuşmadık. Diyorduk ki Fatih Terim çok güçlü bir oyun oynadı. Ama özellikle son iki seneyi okuyamaması son o şampiyonlukta sonraki iki sene böyle bir şekilde başarısın bana göre yavaş yavaş e, habercisiydi. Bunu doğru okuyamadı. Bence Fatih Hoca da bunu okuyamadı. Ve de Galatasaray takımı yani düşünebiliyor musun? Üç maçta Rize Spor'u, Ankara gücünü ve Sivas'ı yene, yenemiyor. Bir puan alıyor ve buradan da şampiyonluk gidiyor. Ve bununla ilgili hiçbir şey Maç konuşulmuyor. Maç verelim. Yani onun için Galatasaray takımında o gitsin, bu gitsin saydığın 12 kişiyle ilgili de 3 kişi kiralık bana göre kalsın. öbürlerin 9'u gidebilir. Biri Kuru, ikinci Salil, üçüncüsü de Getson, Fernandes. Öbür 9 tanesi gitse olur Galatasaray takımı için. Ama en önemli Fatih Hoca ile ilgili kendi hatasını da söyledi. Benim de hatam var dedi. Bu öz eleştirisi de önemli. Ama... Esas şampiyonluk yarışında en şanslı takım Galatasaray'dı ama oyun çıkmadı. Bir de devre arası 7 neredeyse transfer yaptı. 5 tane yaptı. Kerem oynadı. Muslera dondu 7 tane. Yani sen bu takımla fark yaratamıyorsan 4 yılın sonucunda bir antrenör olarak yani bir sahaya bir güçlü oyun çıkmıyorsa sıkıntı burada. Bana göre bu verilen daha önceki 2 sene şampiyon olduğu mesajı okuyamadı Galatasaray. En sonunda benim söyleyeceğim bana göre de evet başarısızdır Fatih Hoca ama yine de Fatih Hoca'nın bana göre kalması gerekir. Daha iyisini Galatasaray kulübü bulamaz. O da kendine bir öz yapıp daha güçlü oyunlar bulup daha bir dominant Galatasaray yaratması gerekir. Ben gitmesinden yana değil kalmasından yanayım. Peki. Bir şeyi eksik bıraktım onu söyleyeyim geçmeden. Fatih Hoca önce sağda kalacak atılmayacak. Bulunduğu sürece bir sene dışarıya hakemler tarafından atılmış ve ceza almış bir teknik adam. Olmaz. Gol keseden veriyorlar Olmaz. ama. <laughs> Ya mor, ceza da Niye başkaları almıyor da alıyor Tamam. O zaman hiç yapma. Çıkma, yapma. Takımın o, başında kalsan için. O niye oluyor hocam? Sizin söylediğinizde oluyor. Kulüp başkanı diyorsunuz ya Fatih Hoca, o gücü bildiğinden oluyor, doğru mu? Yani öbür türlü normal bir antrenör o kadar atılmaz. Oradaki o statü, başkanı geçtiği zaman daha rahat hareket edersin. Bir şey de olmaz. Özgüven patlaması tamam. Peki şöyle bakıyorum. Sezonun başında 3, 4 ve 5. haftada bir beraberlik 2 yenilgi ardarda arda. Aslında ilk 5 haftada sadece 2 galibiyet sıkıntılı bir başlangıç. Sonra 3, 6 maçlık bir yenilmezlik serisi devam ediyor. Ha yok orada kara gümrük mağlubiyeti geliyor. Böyle ara ara beraberlik ve mağlubiyetler var aslında bakılacak olursanız. Şöyle Konya Spor mağlubiyeti 4-3'lük mağlubiyet. Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti. Ardından işte bir galibiyet serisi var 19. haftada başlayan. Orada 2-4-6-8 haftalık bir galibiyet serisi. O galibiyet serisinde bir herkes güçlü bir dönüş görmüştü. Ama öyle bir süreç başladı ki ondan sonra 2-4-6 haftada bir galibiyet. Demek ki güçlü oyunluymuş o doğaçlama oyunmuş. Eğer güçlü oyun olsa Beşiktaş gibi o o yani kötü oyunu şimdi Beşiktaş maç kaybetti mi kaybetti ama bir güçlü oyunla kaybetti Son yine doğru doğru getirelim. Şimdi o o dönemi bence ayrı konuşmak lazım. Ankara Gücü maçı çok özel bir maçtı. Burada da değerlendirdik. Amacım hiçbir zaman hakem kararlarını sorgulamak değil. Arda'nın sebep olduğu bir penaltı vardı. Penaltı değil tartışılır. Artı Mustafa Muhammed'in gördüğü kırmızı kart vardı. Şimdi ikinci yarı transferlerinden sonra Onyekuru geldi. İlk maçta iki gol. Mustafa geldi. İki maçta ki bunlardan biri Fener maçıydı. Birer gol. Yani müthiş bir başlangıçtı. Ankara i̇şte gücü süreç. maçında kırmızı kartı gördü atıldı. Arkadan Sivas'a gidiliyor. Falcao iyileşti. Sivas'ta oynadı Falcao. İki gol attı. Sivas dönüşü bir tarafta iki gol atmış Falcao. Diğer tarafta da kırmızı karttan dönen Muhammed vardı. Ama hocam Beşiktaş ne yapsın? Beşiktaş hocam, var ya hafta Hocam şey değil. Kıyır. Amacım kıyas değil. He, yani Beşiktaş'ın hakkını temiz. Hayır teslim biliyorum. Bizim yani bu oyunun bence bu olumsuz yansıdı. Arkadan elinde iki tane böyle iyi durumda gördüğün Santrofor varsa Kayseri'ye gittiler. İkili forvet oynadılar. İkisi sahadaydı ama iyi bir oyun çıkmadı orada. Hatta Muhammet'i oyundan aldı. İşte o ikili forvete dönmesi, Sen, daha sonra birini çıkarıp birini tutması Galatasaray'ın bence dengeleri o, orada bozuldu işte. Yani aniden formda olan Muhammed'in de yavaş yavaş düştüğünü gördük. Toparlanan dönümde tamamıyla son 6-8 haftalık dönem orada Galatasaray bir tek doğruyu yaptı. O doğru da şu seçimler, yıldız savaşları, teknik direktör yönetim kavgası veya Erman hocamın dediği gibi Başkanın oradaki söylemi teknik direktör ve takım her şeyi bir kenara bıraktı. Dedi ki biz kalan maçlarda bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya odaklanıyoruz. Böyle yaptıkları için de Galatasaray'ın performansında ciddi bir bana çıkış göre, görüldü. Bana göre Galatasaray'ın yolunu açan Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin kötü performansı ve Beşiktaş'ın son haftalarda girdiği krizdir. Yani Galatasaray öyle yani güçlü oyunlarla falan kendi yolunu açmadı. O yolu açan ona Rakipleri oldu. İkisi farklı bana göre. En son bir de şunu söyleyeyim. Galatasaray hafta içi 9 tane oynadığı maçta 2 muhalebeti var. Fenerbahçe'nin 2 tane var. Salı, Çarşamba, Perşembe'de. Beşiktaş'ın bir tane var. O Beşiktaş'ın son haftalarda kara maçı. Hı hı. Hocam Galatasaray sadece maçları kazandı. Ötekiler kaybetmese zaten puan farkı olduğu gibi korunacak. Puan olarak kapanması için onun kazanıp onların kaybetmesi lazımdı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş. Oradaki kayıp puanlarıyla Galatasaray'ın bu seviyeye yani gelmiş. gelmesine Şöyle katkı bir özetleme geçeyim ben yani istiyorsan çok kısa Galatasaray'a Tamam geldi. o şekilde Fener'e geçelim. Aynen öyle ben anladım çünkü Fener'e geçileceğine göre. E, fatura kime kesilir? Fatih Terim'e. Her dediğini yaptı mı bu yönetim? Yaptı transferdi. Arda Turan, Muhammed Onye Kurusu, Osu Busu yani Beşiktaş'ın devre arası transferine bakıyorum. Fenerbahçe'li Galatasaray'ın yanına yaklaşamıyor o dönem. Ama bir başkan olarak Hepsini yaptı mı? Yaptı. Burada hiçbir bahane yok. Şimdi oradaki başkan da şunu söylüyor. İrfan söyledi. Can olmadı yani. Jetson tabii Fernandez geldi. O da olmaz geldi. yani. Ay, Jetson, Jetson Fernandez, Fernandez geldi. geldi ya, Bence gelen İrfan adam, Can'dan daha itiraflı. Gelen adamın kariyerine Jetson baksana. Jetson Fernandez sayesinde sen derbiyi kazandın. Attı arka pasla. Şimdi burada ben de başkan olsa. Başkanın tabii ki çok ciddi hataları var hocam. Yani oyuncularına işte o namusla, haysiyetle ilgili söylemleri ağır ifadeler. Ama başkan şunu söylese haksız mı? Ya bizim üçte bir maliyetimizi Beşiktaş Sergen Hoca ile şampiyon oldu. Hocam başka ben sana bu kadar adam aldım. Başkan namuslarına bir şey ne demedi ya. ya nereden kattın? Haysiyet namus. Haysiyet olur. dedi. Haysiyet, haysiyet oynayın dedi. E, oynadılar işte ondan sonraki maçlarda. Demek ki oynamıyorlarmış. Başkan konuştuktan sonra 7 galibiyet bir beraberlik var hoca. Ya. Başkan mı doldurdu? E, bilemiyorum. Niye oynamıyordunuz o zaman ya? Ben başkan o başka. Başkan mı konuşması lazımdı. Başkan mı onlara belki maçları takım yaptı. Abi başka bir ülkede öyle bir şey var mı? Başkan baktı ki gitmiyor. Ben dedi bu kadar para veriyoruz, bu kadar eziyet çekiyoruz. Bunu yapıyoruz. E, ben bir konuşayım dedi ya konuşamayacak mı başkan? Ben konuşmasın demiyorum ki. E? Benim dediğim başkan Fatih Terim'e dese hocam ben sana malzeme veririm. Kantar'ın topuzu mu Sen, kaçtı diyor. Ya Sen de... zaten bunu demese bu adam Niye konuşsun ki? Her şeyi zorlamış. Bu adam bürokrasiden gelme. Bu adam her şeyi zorlamış, olmamış. Bakmış ki olmuyor. Ben demiş çıkayım söyleyeyim o zaman. O zaman oyuncular... Söylediklerinin hangisi yanlış? Oyuncuların üzerinde... Bir dakika, bir dakika. Söylediklerinin bir tanesi yanlış diyen yok. Söyledikleri... Ya başkanın konuşmaması lazım. Zamanlama yanlış. Böyle konuşulur mu? Haysiyetle onuru kullanması doğru hocam, mu? hocam, hocam sizce? Haciyetlerini koydu işte çocuklar sonra. Demek ki koyacaklarmış. O ana kadar koymuyor mu? Demek ki koymamışlar. Hocam. O kadar vermişler. Ya adam ne diyor? Gece bilmem ne diyordu? Ya adamın sahadaki hocam. halini gördük. Adam gitti tekme dedi ya. Partiler dedi, evet. Ya arkadaşlar. Hocam o zaman sen şunu mu diyorsun? Yani çalışıyorsun? bazı şeyler şey. kusura bakmayın. Mustafa Fatih başka benim, futbolcular Fatih izin... Benim eski arkadaşım aynı takımda da oynadık. Bir takımda. Ama hocam bir şey Ama soracağım. Ama bazı şeyler de o kadar hocam, değil ya. Yani şimdi... illa körü körüne... Fatih körü körüne başkan, körü körüne olmaz böyle bir şey. Bir şey söylüyorum kardeşim. Fatih Terim bu kulüpte eski bir oyuncu. Çok da hakkı var. Çok da kupası var. Hocam o başka. Ama Fatih Terim'in kendi sınırlarını çizmesi lazım. Fatih Terim kulübü mü idare etmek istiyor? Takımı mı idare edecek? O konuda sen de kimse konuşmuyor zaten hocam. Ben kimsenin hocam. ne yanındayım ne arkasındayım. Yani Fatih birinin yanında veya arkasında olmadığı zaman o adam seçilmeyecek diyor. Demek ki kongre hikaye Fatih Terim esas adam mı? Hocam, Arkadaşlar yani bana gelme, söyleyin. Zaten hocam, aynı şeyi bir hocam, tane tepki geldi mi Galatasaray hocam. camiasından bu cümleye? Şimdiye kadar bir yerde duydunuz mu? İlk defa söylüyorum bunu. Bir ay oldu, bir buçuk ay oldu Fatih bunu söyleyelim. Daha, fazla. Daha, daha da fazla. Bir dakika. Galatasaray camiasından sen kimsin ya? Kongrenin önünde misin sen? Ben kimsenin yanında değilim, arkasında da değilim. Demek ki şimdiye kadar Fatih seçtirmiş başkanları. Bunu söylüyor Fatih Terim. Arkadaşlar, Galatasaray camiası da bir cevap vermiyor. Helal olsun Fatih Terim'e. Hocam ben de sana Çok, şunu bitli. söylüyorum. Ama... O zaman Mustafa Başkan bu futbolcuları eleştirerek hani kızım sana söylüyorum, gelinin sen anlamı yaptı. İşte Fatih hocaya mı yakmış söyledi. Zaten gebileri yakmış. Evet. Ben gemileri zaten yapmış. o konuda haksız demiyor ki bu kadar devre arası transferlerine rağmen sen de bir şey yap hocam. Evetse haksız mı? Zaten sen de aynı e şeyi söylüyorsun. Demek şeyi ki söylüyoruz. anlatmış olmamış. Sen İspanyolca söylerim ben İngilizce söylüyorum aslında. Hocam olmamış, söylüyorum. yapmış olmamış. Bu adam Brooklynden gelen bir adam. Tabii canım. Çıkış ceva. noktası bulmamış gemileri yakmış adam. Çok net ya. Sonra ya, ya. sonra bir de şunu ya. eklerim. Abdurrahim Albayrak bu hafta nerede? Bizi ya. rahat bırakın diyordu. Sen kendin zaten başkanına gelmiş. karşı o İsyan bayrağı açtı. Ya. Sen şimdi ya. neredesin? Fatih terimle çalışıyorsan birçok şeyi de kabulleneceksin. Florya'nın anahtarını da vereceksin. Öbür türlü çalışmayacaksın. Şimdi... Onu yani bazı şeyler yani olduğu gibi kabullenir. Fatih terim de böyle Hocam, kabul Hocam, Florya'nın anahtarlarını ver bir şey demiyorum. Kulübün anahtarlarını verme.